Futbol Arena'dan herkese mutlu günler. Gündem Fenerbahçe ve yine Senet Ok'la beraberiz abi, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hızlı bir giriş yapalım. Kadro dışı kalan oyunculardan başlayalım istersen. Ozan Tufan da kadro dışı kaldı. Bu karar seni şaşırttı mı? Şaşırttı. Ozan'dan ve Mesut'tan memnun değildi İsmail Hoca. Ama buna rağmen şaşırttı. Mesut'un tabii kadro dışı kalmasındaki ana etken birçok birikim noktası olsa da İsmail Hoca ile yaşadığı tartışma, gerginlik, söylediği birkaç ifade. O bardağı taşıran damla oldu. Ozan'a yapılan resmi tebligatı da şu yazdı. Olumlu giden takımın havasını bozuyorsun. Resmi olarak bu söylen ve bununla ilgili savunma istendi. Dolayısıyla eğer Mesut kadro dışı kalmasaydı sadece Ozan'ı kadro dışı bırakır mıydı Fenerbahçe yönetimi? Yani memnun olmadığı bazı oyuncular vardı ve sanki bu iki oyuncuyu birden bir ortak kararla bırakmanın daha faydalı olacağını düşündü. Ama ben Mesut kadro dışı kalmasaydı Ozan'ın kadro dışı kalacağını çok düşünmüyorum. Hani biz zaten Ozan'dan da memnun değildik deyip sanki bu da o karara eklemlenmiş gibi duruyor. Peki bu konuyla bağlantılı Mesut Özil özelinde takıma geri döneceğiyle alakalı bir takım söylentiler var. Dönebilir mi, dönmeli mi? Hat-trick'te söylediğim şuydu, her yol Mesut'a çıkıyor. Mesut Türkiye'de yaşamak istiyor. Türkiye'de yatırımları var. Yurt dışında birçok yerde yaşayabilirdi. Ve geçen gün menajerinin söylediği, zaten kadro dışı bırakılamaz maddesi var. Biz buna rağmen sesimizi çıkarmıyoruz minvalinde bir açıklama yaptı. Şimdi Mesut Özil döner mi? Döner. Hukuki olarak zaten tablo ortada. Döner mi? Döner. Niye? 2 yılda sözleşmesi var. İyi ücret alıyor. Türkiye'den gitmek istemiyor. Türkiye'de yaşamak istiyor. Türkiye'de başka takıma gidemeyeceğine göre kolay kolay. Yerli oyuncu sayısının da önemli olduğu bir tabloda. Mesut'un bir özür dilemesinden sonra ben affedileceğini düşünüyorum. Hem idari hem hukuki olarak bir anlamda bu karar mecburi gibi. Zaten hukuki olarak da tüm ipler Mesut'un elinde. Bu yüzden er ya da geç ben Mesut takıma döneceğini düşünüyorum. Dönmeli mi? Dönmeli. Mesut'un ülkemizde zorlanmasının temel sebeplerinden biri Pjanić niye zorlanıyorsa o yüzden. Van Persie niye zorlanıyorsa o yüzden. Falcao niye zorlanıyorsa o yüzden. Alışık olduğu futbol yok burada. Burada biraz Amerikan futbolu, rugby ve futbol karışımı bir şey var. Taktik düzen yok. Topu alan gidiyor. Mesut bunu bilmiyor. Böyle bir futbol oynamamış hayatında. Onun için zorlanıyor bence. Bu konuyu yeterince konuştuk ama şu da merak ediliyor. Mesut Özil, Ozan Tufan, kağıt üzerinde bakıldığında Türkiye'de beraber herhangi bir takımda çok üst düzey oynayabilir gibi görünüyor kağıt üzerinde. Bunun böyle olamayışının sorumluluğunu kime yazmamız gerekir? Tek cümleyle. Ozan'ı, Ozan Tufan'a, Mesut'uysa mevcut sistem, yönetim ve yaşanan belirsizliğe yazmak gerekir. Yani peki. Ozan'ınkisi Ozan'dan, Mesut'unkisi daha çok sistemden kaynaklanıyor. Peki. Teknik direktör da çok konuşuluyor Fenerbahçe'de. Açıklanacağı bekleniyordu şu ana kadar ama açıklanmadı. Löw'ün ismi de biraz daha az duyulmaya başladı. Acaba hani bir pürüz mü var ya da olmayacak mı acaba? Net söyleyeyim. Ben her hafta 2 günde bir soruyorum. 2 günde bir Löw diyorlar. Artık ben de sormaktan yoruldum. Yani sürekli aynı şeyleri duyuyoruz. Tüm plan Löw'ün üzerine yapılıyor. Bu yüzden ben Löw dışında bir alternatif, mutlaka BCD planı vardır ama Löw dışında bir senaryo olduğunu çok fazla hissetmedim kulüpte. Hatta ekibiyle alakalı da bazı sürpriz isimler duyuyorum. Tayfun Korkut'un da bu ekibe dahil olabilme ihtimalinden bahsediliyor. Tayfun Korkut son olarak Hertha Berlin'deydi. Oradan da ayrıldı ya da gönderildi neyse. Bu yüzden artık Bundesliga'da tekrar yakın zamanda görev alması zor. Joachim Löw artı Tayfun Korkut artı İsmail Kartal gibi bir ekip olabilir. Bunu da bu yönde bilgi aldığımı da söyleyeyim. Ama tabii ki biraz daha beklemek lazım. Kesin Tayfun Korkut olur demiyorum. Sadece bir fikir var şu anda. Peki son haftalarda Fenerbahçe iyi gidiyor. İkincilik noktasındaki hedef daha da gerçekçi bir hale geldi Fenerbahçe için. Fenerbahçe ikinci olursa
Bu İsmail Kartal'ın mı yoksa oyuncuların mı bir başarısı ya da bunun bir kombinasyonu mu? Nasıl değerlendirmemiz gerekir? Ana faktör İsmail Kartal. Tabii ki İsmail Kartal olmasa buraya gelemezdi, toparlayamazdı takım. Ama tabii ki oyuncuların da ona eşlik etmesi önemli ama eğer takım ikinci olursa olumlu anlamda tüm şeyi olumlu anlamda katma değeri İsmail Hoca'ya yazmak lazım. Peki bir de Divan Kurulu Başkanlığı konusu var. Uğur Dündar da aday olduğunu açıkladı. Fatih Küçükledi arasında bir gerilim yaşandı. İkili arasındaki bu gerginliğin temel nedeni ne acaba? Bir de divan başkanlığı konusunda hangi aday daha önde görünüyor? Vallahi çok ortada yarış. İkisi de başka adaylar da var tabii ama çok güçlü figürler. Uğur Bey'in eski başkan Aziz Yıldırım'ın adayı olduğuna dair görüşler, iddialar, fikirler vardı ki Uğur Bey de bunun böyle olmadığını söyledi. Dolayısıyla yeni yönetimle eski yönetim arasında 2018'den bu yana devam eden bir gerginlik var. Hala devam ediyor. Zaman zaman azaldı. Ama Uğur Bey daha çok Aziz Bey'in adayı olarak görüyor Fenerbahçe yönetimi. Temel sıkıntı ve problem bu. Ama öyle olmadığını da ifade etti Uğur Bey. Peki saha içine dönelim. O zaman son turda da Fenerbahçe Kayseri Spor deplasmanında olacak hafta sonu. Çok da iyi bir ivme yakaladı konuştuğumuz gibi. Bu maç öncesindeki takımdaki son gelişmeler neler? Nasıl bir 11 görebiliriz? Nasıl bir maç bekliyor bizi? Salah iyi olmaz. Ferdi sonradan girer. Galatasaray derbisine tam takım çıkar Galatasaray. Fenerbahçe. Peki. Değerli bilgiler için, keyifli sohbet için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta yeni bir gündem Fenerbahçe'de tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.